Şimdi arkadaşlar ee şey çözünürlük düşük yani şurada bir düşüklük var çözünürlükle ilgili o problem o kötü bir şey e program bilgisi AutoCAD, SketchUp, ArchCAD ne kadar hepsi başlangıç mı hepsi eğitmen seviyesinde mi ne kadar onu bilmeliyiz yabancı dil Türkçe ana dil yazmamız gerekmiyor ya. Türkçedir zaten muhtemelen. İngilizce, Almanca güzel. Bakın arkadaşlar dil bilginizi böyle yazın. B2, B1 tamam. Budur yani. Dil bilgisi budur. Güzel. Staj, yarışmalar, projeler güzel. Belirtilmiş. Hobiler. Kitap okumak bakın. E, hobi gerçekten de kitap okumak bile olsa yani yazılmıyor ya. Yani ya ben e, 20 yıldır, 25 yıldır e, kitap okuyarak günlerim geçiyor. Ama kitap okumak hobim bir zaman yazmadım. E, bunu okuyan kişi de bilir ayrıca. Pek yazmanızı tavsiye etmiyorum. Doğa yürüyüşleri, masa tenisi. E, hani şeye destek olan daha böyle fotoğrafçılık gibi kısımları öne çıkarabilirsiniz arkadaşlar. E, renkler genel olarak tercih iyi fakat çözünürlük cidden sıkıntılı. ya yani onu cidden elden geçmesi lazım. Şuralar falan hepsinde çözünürlük var. Bir de biraz okunmuyor. Yazılar az daha koyu olabilir. E, okunmasın diye yapılmış gibi gözüküyor. Anlatabildim mi? Şu renderi artık koymayalım. Bu bir render değil çünkü. Ee, bu hani AutoCAD'den ekran görüntüsü alınmış gibi duruyor sanki. AutoCAD 3 boyuttan. Ee, şu biraz daha render'a benziyor. Bu tip şeyler koyabilirsiniz. Işık da ayrıca doğru yerde, sağdan geliyor. Tamam. Evet arkadaşlar, güzel. Yani biraz da anlatabilirsiniz. Yani sadece şekil olmuş bu da. Mesela bir önceki çalışmalar, bir önceki baktığınız portfolyo bol bol yazı vardı. Bunda da sadece e, görseller var. Yani bir iki metin şuralara olabilir ya. Hani bir anlatalım değil mi? Mesela şu daha iyi. Şu kısa kısımdan bahsediyorum. Sol kısım fazla e, uzun olmuş ama iyi yine. Yani Metin ve şeyin, görselin dengelenmesi lazım. Gayet iyi duruyor. Renk seçimleri gayet iyi, gayet evet. iyi, evet. Konseptimiz küçük harf olduğu için, başta da küçük harfle başlamıştı, olabilir. Ama evet. arada büyük harfler kaçıyor, onu görüyorum. Onu tercih etmiyoruz. Ee, bir de arkadaşlar, mimari videoya hani hiç mümkünse bakmayın, der gibi. Şu daha böyle koyumu olsa, biraz daha şöyle ölçek daha şöyle okunabilir mi olsa acaba? Bu kadar böyle hani detay yapılmış, anlıyorum ama ee, hani, daha şöyle bizim inceleyebileceğimiz kıvamda olabilir. Yine bir sayfa. Detaylardan bazılarını seçebilirsiniz. Hepsini koyacaksınız diye bir şey yok. Sadece kesiti bile koysanız zaten bu kız detay çizebiliyormuş. Bu çocuk demek ki kesitten anlıyormuş deriz. Yani böyle koyduğunuz zaman ya fazla da incelemeyin mümkünse mesajını vermişsiniz gibi algılıyoruz. Bir de arkadaşlar bu arkadaşımızın okul çalışmaları dışında bir şey yok gördüğünüz gibi. Yani burada bitiyor konu, kapanıyor yani. Sadece okul. Onun için okul sonrası portfolyolar yapacağız. Burada bir şeyler yapılmış aslında. Bu okul harici bir çalışma sanırım. Tamam ama okul sırasında yapılmış yine yani. Hani okul sonrası değil. Fakat belki yeni mezun olmuştur. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Ayrı mesele. Yeni mezun bile olsanız hemen araya okul sonrası çalışma gibi bir şey ekleyeyim bence. Evet. Bu çalışmaya yani 8,5 vereceğim. Bu şeyden kaynaklanıyor. Çözünürlük biraz çözünürlükten kaybediyor. Onun dışında genel olarak seçimleri özenilmiş, çalışılmış. Uzun, gayet detaylı bir Çalışma yapalım. Tamamlar. Diğerine bakalım arkadaşlar. Bu bir CV. Bu bir portfolyo değil. Arkadaşlar burada tercih etmeyeceğimiz birçok şey var aslında. Bu biraz olumsuz örnek diyebilirim. Yani şöyle. 29 yaşında yazılmaz. Yaşınız yani evrensel bir sabit olmadığı için hani yıldan yıla değişiyor ya. Doğum tarihinizi yazarsınız. Diyarbakır doğumlu yazmazsınız. Mesela şöyle olur. 1990 slash Diyarbakır. Tamam olur. Yani doğumlu diye ayrıca yazmazsın. Hani evli bir çocuk babası yani bir çocuk babası ama aynı zamanda evli gibi hani ikisini ayırmazsınız. Ya yani mesela bu hani evli diye bir kısım oluyor. Çocuk kısmı olmuyor. Yani pek tercih edilmiyor. Yani çocuk sayısını falan söylemiyorsunuz ama evli bir imajdır ama onu söyleyeyim. Yani mesela evli çalışan ile bekar çalışan arasında fark vardır. Genelde evli olmak pozitif bir mesaj verir. Nişanlı olmak negatif mesaj verir. Şundan dolayı niye diyeceksiniz? E çünkü nişanlı olan kişi Yarın evleneceğim diye izin alacak, bilmem ne yapacak, işte düğün yeri seçeceğiz, ev kiralayacağız hocam, işte filan gideceğiz geleceğiz filan derken o öyle bir ay ortada olmaz yani. O yüzden hazır evlenmişi her zaman <laughs> tercih ederiz. Bir de evli kişi günü saati düzenlidir. Bakması gereken bir ev vardır. O yüzden işine daha iyi sarılır. Sabah gelir, akşam gider. Bekar kişi hani nerede akşam orada sabah modu. Eğilimi varsa biraz e, kişisel yaşamında kimse karışamaz ama işe yansıyabilir. Onu demek istiyorum. Yani e, bu negatif bir şeydir. Ben genel etkiden bahsediyorum. Böyle kural gibi söylemiyorum. Yani e, hani evli illa şöyle negatif, e, pozitif diye söylemiyorum. Genel e, izlenimden bahsediyorum. E, deneyimler yazılmış, tamam. E, yıl belirtilmiş. Tasarımcı, mimar, mimar, tamam olabilir. E, bunlar sıkıntı durmuyor. Stajlar, tamam. E, İngilizce seviyesi tam %50'de gözüküyor yani bir de hani bunu böyle büyük bu kadar şey yapmak e, olabilir hani bu negatif değil asıl negatif olan kısım biraz sonra geleceğim programlar oraya en son geleceğim şöyle biraz e, büyütelim e, hobiler epey hobili e, gözüküyor yani hani doldurulmak için yapılmadıysa bu kadar çok hobi çok iyi değil çünkü bakın burada çalışmayan bütün iş hayatım ve çalışma hayatımın tamamı kadar hobim var neredeyse hani Balık tutuyorum, müzik dinliyorum, fotoğraf çekiyorum, kitap okuyorum. Şu neyi tam bilmiyorum. E, film izliyorum mu acaba ya da bilgisayarla oynamayı mı seviyorum? Dalgıçlık yapıyorum. Dalış eğitimleri alıyorum. Basketbol oynuyorum, bisiklete biniyorum. Yani bunlar bu kadar hani şey gibi aslında. Hobi biraz özel hayatını anlatman değil aslında. Hobi e, yani yapmayı sevdiğin e, yine işin kadar değilse de kendini bir çeşit adadığın bir şey. Hani trekking falan olabilir ama hani ben tekrar söylüyorum böyle 20 tane hobisi var gibi gözükmeyin. Bazı arkadaşlarımız çok aktif gözükmek için 20 tane hobi, 30 tane sertifika koyuyor. Arkadaşlar bu o kadar negatif ki. Ya bir kişinin çocuk gelişim sertifikası var, bilmem ne gibi sertifikası var, işte işaret dili sertifikası o sertifika, bu sertifika e, iyi de yani sen buraya e, mimar olarak geldin. Ya bu kadar bu kadar sertifikan varsa sen biz seni tutamayız burada yani. Sen işin dışında bir sürü şeyle uğraşıyorsun. O yüzden fazla yönlü olmak, çok yönlü olmak negatiftir. Çok kişi şey zannediyor. Ya sertifikaları ben böyle döşerim CV'me. Her görenin gözleri yaşarır. Hiç öyle değil arkadaşlar. Mümkünse fazla sertifika göstermeyin. Gösteriyorsanız da sınırlayın. Hatta şöyle bile yapılıyor. Mesela adamın 3 çeşit CV'si var. Birincisi daha animasyon tarafını öne çıkaran bir CV. Orada farklı hobiler, farklı bir geçmiş, farklı bir anlatım şekli. İkincisinde ne bileyim daha böyle e, işin yönetici tarafını vurgulayan filan. Ben öyle CV'yi biliyorum. Mesela şey e, yani bu kişi atıyorum fen bilgisi öğretmeni. E, bir yandan işte mesela para yönetmekle alakalı bir eğitim almış. E, onu da oraya koymuş sertifika. Ya iki saatlik bir eğitim koysan ne olur koymasan ne olur. Ama negatif gözüküyor. Yani parasal olarak bir konuyu hakim e, olmanla e, fen bilgisi öğretmeni olman arasında o kadar alakasız bir durum var ki. Yani sen buraya muhasebeci olarak girmiyorsun ki. Atabildin mi? O yüzden işinizle ilgili sertifikalarınız, ödülleriniz, hobileriniz varsa onları kullanın. Onun dışındakileri karartın arkadaşlar. Şimdi beceriler değil de bunu e, bilgisayar bilgisi diye yazmak lazım. E, Max'i full'e yakın, AutoCAD'i full'e yakın görüyorum. Archicad full'e yakın. Ya bunlar doğruysa iyi tabii ama mesela Photoshop hiç yok. Yani derecesi ne kadar? Hani adı var, kendi mi yok? Ee, niye bunlar böyle yuvarlakta bu kare konmuş, ee, etrafında bunu yuvarlak... ofis niye böyle dikey konmuş, Coral Draw hele etrafında niye böyle yeşillenmiş yani ee... yani en iyi bunu biliyorum anlamında. Yani niye mesela full değil o zaman yeşillenmiş diğerleri, hiç... mesela ofis hiç yok mesela hani hiç bilmiyorum mu ya da adı var o kadar mı? Arkadaşlar şu kısım ee, gerçekten ee, yani nasıl desem hiçbir şey anlatmıyor diyebilirim. E ben hani bu arkadaş şöyle varsayabilirim ya yani herhalde biraz Mexico AutoCAD biliyor, e, gelsin bir konuşalım diye düşünürüm. Ama hani e, şuranın cidden elden geçmesi lazım. Böyle hiç tercih etmiyoruz. E, yani bu e, CV'ye benim vereceğim puan maalesef 5. Evet üzgünüm 5 veriyorum. Son derece ciddi gözüken Son derece aklı başında gözüken bir CV olmuş. Bakın, şu dereceler bu sefer çizgilerle gösterilmiş olabilir. E, dürüst gözüküyor. Autocad yanlış yazılmış. Birey yanlış yazılmış, tamam. Almanca biraz var, İngilizce var, güzel. Türkçe biliyorum, hem de iyi biliyorum. Ben bunu şunu anlıyorum, yani metin yazarlığı seviyesinde biliyorum gibi anlıyorum. Hani ana dilin Türkçe ise Türkçe iyi biliyorum demek değil de e, öyle anlıyorum. Ya yani koymasanız daha iyi ama koyuyorsanız da ben öyle bir şey anlıyorum. Tamam arkadaşlar, siyah-beyaz ağırlık verilmiş, güzel. Ee, çalışmalar, renderlarda renklere girilmiş. Ha, burada zemin de renklendirilmiş. çalışmada güzelmiş. Gayet güzel. Detaylar çekilmiş. Biraz proje anlatılsa böyle ok işaretleri falan daha iyi olurmuş ama neyse. Güzel. Anlatım şekli çok iyi. Yani bakın. E, gerçekçi render almak için uğraşmayın. Yani böyle eskiz renderler alabilirsiniz. Kesit koyabilirsiniz. Yani iyi render alamıyorsanız hiç girmeyin render işine. Onu söyleyeyim. E, benim Lumion dersini alın. Max dersini, Viray dersini alın biraz render öğrenin. Sonra cesaret kazanınca render alın. Ama e, hani böyle paldır küldür ya bir tane renderim de olsun diye koymayayım. Mesela hani şu render çocukların boyutu bu mu gerçekten? Burada bir boyut problemi var çünkü. E, Photoshop'ta insan nasıl yerleştirilir diye dersim var arkadaşlar. Ona bakın. Evet. Şu gayet iyi bir anlatım. Aa, bu çok güzel bir anlatım. Yani şu tip e, illüstrasyonlar gerçekten çok iyi. Evet. Şu çok iyi bir anlatım. E, buna puanım 9.5 olacak. Öyle gözüküyor. Gayet <laughs> eğlenceli olmuş. Tamam. ya yani şu sonlara gidelim. Çok iyi bir anlatım. Bizim e, şey vardır. Dücani Düçünde bir dersi vardır. E, Doğulular dünyayı kulaklarıyla kavrar. Batıllar gözleriyle kavrar diye. E, o çok şeydir. E, doğrudur. Ya yani ben o tespiti çok başarılı bulurum. Cidden öyle. Biz mesela Görsel olarak bir şeyi anlatıma yeteneğini e, çok geç kazandık ya da kazanmaya başlıyoruz. E, Batı bunu uzun süredir yapıyor. Hani kilise resimleri, freskler, şunlar bunlar bir şeyler yapıyor. E, hani heykel, tablo vesaire onlar hani güzel sanatlara biraz daha e, müzik hariç e, erken giriş yaptılar ve yasak olmadı. Bizde doğuda, e, Osmanlı'da mesela yasaktı resim ve heykel. O yüzden biraz geç adapte olmaya çalışıyoruz. Bizde müzik mesela ileridedir. E, olmayan notalar vardır. Batı'da olmayan sesler vardır filan. Yani o yüzden de mesela görsel olarak bir şeyi anlatmak çok özel bir şeydir. Hemen öne çıkarsınız. Bizde azdır yani. Yani bizim Türkiye'deki memleketten konuşuyorum. Yani görsel bir şeyle derdini anlatmak o kadar azdır ki. Bunu iyi yapabiliyorsanız bir sıfır öndesiniz. Ki burada iyi yapıldığını ben görüyorum. Görsel bir şeyler anlatılabiliyor. Genel olarak bu portfolyo çok iyi arkadaşlar ben buna 9.5 veriyorum. Gayet başarılı gözüküyor. Ellerine sağlık yapan arkadaşımızın. şu görselleri yani şu biraz problematik gözüküyor ama diğerleri daha iyi durumda. Tamam. Evet. Bu niye sünmüş? Yani burada bir sünme var. Otoket konmuş vaziyet. Planı. Fakat sündürülmüş gibi gözüküyor. Oranların bence bunun bozuk. Oranlara bakılması lazım. Yani otoket ekran görüntüsü alıp böyle alıp çekiştirdiniz mi? Ne yaptınız? Ona bakın. Burada da bir sünme var. Arkadaşlar bu ölçeklerde hep problem var onu söyleyeyim bir detaylar kaybolmuş bir de hani sünmüş bir yandan detaylar mesela şurada bakın turuncu turuncu bir şeyler var ne olduğu belli değil okunmuyor okunması önemli hep kırık kırık ya bu AutoCAD ekran görüntüsü alınmış mesela böyle bir şey yerine benim size tavsiyem biraz Max ve Lumion öğrenseniz şunu Taptan render alsanız o kadar güzel olur ki o kadar güzel olur ki ya, yukarıdan bakış render. Arkadaşlar evet bakın burada da bir e, çözünürlük ve sünme problemi var. Ya bu genel e, yani şeyin otoketten gelenlerin hepsinin ortak problemi. Artık onları ayrı ayrı söylemiyorum. Ya şu e, özetler biraz fazla pratik olmuş sanki. Yani biraz daha şöyle bir tık daha 3-5 cümle bir şey istiyor gibi. E, bu vaziyet planlarda özensiz olmuş. Sadece ekran kaydı konmuş. Bunlar da keza öyle. Onlar da keza. Ee, burada neyi anlatıyoruz? Hastane ve lojman binası ama burada ağaçları mı dikmişiz? Ne yapmışız? Ee, bol bol e, hani fidan e, dikme şeyi gibi. E, ne bileyim öyle bir şey hissettim. Yani bir bina fotoğrafları üsttekiler. Alttakilerden çok bir şey anlayamadım. Tamam. E, bu CV'de genel olarak arkadaşlar maalesef çok beni e, şey yapamadı, heyecanlandıramadı. E, şurada da bir sünmeler var. Yani bu CV'nin baştan elden geçmesi lazım bu portfolyonun. Çünkü AutoCAD ekran kayıtları mesela şu belki bir tık olabilir biliyor musunuz? Yani AutoCAD'den alınmış muhtemelen ama daha iyi durumda. En azından rengi belli, şeyi belli hani sünmemiş filan. Şunlar filan cidden renk cümmüş. Onlar hiç tercih edeceğimiz şeyler değil. Bunlar da ekran kayıtları alınmış. Yani ne biliyor musunuz? Önceden mesela biraz gurur yapılırdı. Ya ben mimarım, işte bilgisayarcı mıyım kardeşim, program bilmek zorunda değilim filan gibi. 2000'lerin başından bahsediyorum. Artık arkadaşlar dünya oraya dönüyor. Ya ben bilgisayara mesafeliyimdir. Teknolojiden pek anlamam deme lüksünüz maalesef kalmadı. Mimarsan mimariyle ilgili teknolojiyi iyi bileceksin. Doktorsan doktorlukla ilgili bileceksin. Ne bileyim mühendissen mühendislikle ilgili bileceksin. Ama bu mereti bileceksin ya. Maalesef oraya kaydı artık ya. Maalesef derken kötü bir şey anlamında söylemiyorum. Ama şu değil yani mesela eski usul mimarlar. Ya yani ben eskiz yaparım ama işte mimarimi iyi yaparım. Tasarımımı iyi yaparım. E, filan kağıdın kokusu filan hani o romantik mod e, dağıldı artık. Yani tutunamaz bu devirde o tip arkadaşlar. Çünkü o tip arkadaşların yanına bir de o tip arkadaşların dilini teknoloji diline çeviren ikinci bir eleman gerekecek. Yani tek başına bir eleman etmen gerekiyor senin ya da çalışan etmen gerekiyor. Yani sen eskiz yapacaksın. Eskisini alacak biri bilgisayara geçirecek. Ee, ne olacak? Maillere nasıl bakacaksın? Nasıl göndereceksin çalışmaları? Nasıl şey yapacaksın? Devamlı o zaman senin birine ihtiyacın olmaması gerekiyor. Artık ne olacak arkadaşlar? Mecburen öğreneceksiniz. Hiç kaçarı yok. Yani şu fotoğraflar falan koymayın. Yani e, sündürülmüş ciddi miktarda. Çok kalitesiz fotoğraflar. Eee... Ya şunlar biraz eli yüzü düzgün render ama insanları görünce tekrar soğudum. Ya mesela şu iyi ama mesela şu insanlar, e, şu insan kaç metre boyunda mesela. E, söylemiştim geçen ders, tekrar söyleyeyim. E, Photoshop'ta insan nasıl konurla gibi dersim var, onlara bakın lütfen. Ya şu render daha iyidir, e, fondaki kodlara rağmen daha iyidir şuna göre. Bunları hiç tercih etmiyoruz, mümkünse koymuyoruz. Yani şuraya koyduğumuz birkaç tane doktor, e, bu binayı hastane yapmaya yetmiyor arkadaşlar tam tersi binanın ölçüsünü ölçe, ölçeklendirilmesini bozuyor tamam mı ee, yani sevgili kardeşimiz lütfen bunu tekrar elden geçirsin bu portfolyoyu ee, yani bu portfolyoda 10 üzerinden 5 civarı gözüküyor yani maalesef tamam diğer üçünü sonraki ders çalışalım arkadaşlar hadi bakalım.